Herkese merhaba. Akışkanlar mekaniği dersimize başlıyoruz. Tekstil mühendisliği bölümünde verdiğimiz akışkanlar mekaniğinde hareketsiz durgun akışkanları incelemiştik. O konular bitti. Şimdi hareketli akışkanlara giriş yapalım. Akışkan bir boru içinde, bir kanal içinde hareket etmeye başladığında kütlenin korunumu kanunu veya kütle dengesi eşitliği karşımıza çıkıyor. Önce kütle dengesi eşitliğiyle başlayalım. Evet, herhangi bir sistemi ele aldığımızda arkadaşlar, bu bir boru olabilir, kanal olabilir. Bu sisteme birçok noktadan giriş, birçok noktadan çıkış olabilir. Sistem sınırından geçen bu akışkan giriş çıkışlarını biz kütle dengesi eşitliği altında modelleyebiliriz. Şimdi herhangi bir noktadan birçok giriş varsa, bunu da kütlesel debiyle göstereceksek, M girenlerin toplamı, M çıkanların toplamından çıkartıldığında sistemdeki kütlenin zamana göre değişimini elde ediyoruz. Yani toplam giren kütlesel debi miktarından toplam çıkan kütlesel debi miktarını çıkardığımızda sistemdeki kütlenin zamana göre değişimini elde ediyoruz. Kilogram bölü saniye biriminde çalışıyorsak, yani kütlesel debi biriminde çalışıyorsak. Biraz sonra kütlesel debiye ayrıntılı bakacağız. Ama kütle dengesi eşitliği bizim için önemli. Evet, burada örneğin ayrıntısını yazmışız. Bir giriş, iki tane giriş var burada, M1, M2 girişi. İki giriş, bir çıkış varsa ve kütlenin zamana göre değişimi sistem içinde yoksa, o sıfır ise, o zaman girişlerin toplamı çıkışların toplamına eşit olacak. Yani bu sistem içinde kütle artışı veya azalışı yoksa, giren bütün kütleler çıkıyorsa, ona bir sürekli akış diyeceğiz zaten biraz sonra. Sürekli akışlarda sistemdeki kütlenin zamana göre değişimi sıfırdır. O zaman girenlerin toplamı çıkanların toplamına eşittir kütlenin korunumu gereği. Evet, şöyle bir kap ele alalım arkadaşlar. Bu kapın içinde belli bir yükseklikte, bir değişken yükseklikte sıvı bulunsun ve M1 girişi olsun, M2 çıkışı olsun. Bu kapta silindirik bir kap olsun ve D çapına sahip olsun. Hesapları yaparken bu silindirik kabın kesit alanı bize veya taban alanı lazım olacak. Alan D çap ise bildiğiniz gibi pi D kare bölü 4'ten hesaplanacak. İçindeki sıvının hacmi lazım olduğunda o hacim yüzey alanı çarpı yükseklik. Burada Y değişimine göre yazarsak A çarpı Y. Sonuçta şu y yönünde değişken bir yükseklik olsun. Buraya da yazmışız zaten. Bunu diferansiyel formda yazarsak tabii ki dv a çarpı dy'ye eşit olacak. A sabit olduğu için y değişimi çerçevesinde hacim de diferansiyel formda değişecek. M1 kütlesel debisi giriyor. M2 kütlesel debisi çıkıyor. İçeride de kütle zamana göre değişiyor sistemde yani. O zaman bu sistemi nasıl modelleyebiliriz? Kütle nedir? Yoğunluk çarpı hacim. Diferansiyel formda yazarsak yoğunluk çarpı dv, hani yoğunluk sabit olduğu için diferansiyelin dışına çıktı. Sıvılarda yoğunluk sabit kabul edebiliriz yoğunluğu. Onun zamana göre değişimi. Dv'yi de aşağıda modelledik, a çarpı dy. O zaman biz bunu rho a dy bölü dt olarak yazabiliriz. Gerektiğinde sistemdeki kütlenin zamana göre değişimini işte o sıvının kap içindeki değişken yüksekliğinin zamana göre değişimi olarak modelleyebiliyoruz. Rho ve A sabit olduğu için. Rho değişkense tabii ki dışarı çıkartamayacağız ama sıvılarda Rho'yu sabit alabiliriz. Sıvıları sıkıştırılamaz olarak ele alabiliriz. Evet, M1 eksi M2'yi sistemdeki kütlenin zamana göre değişimi cinsinden, yani dy bölü dt cinsinden de yazabiliriz. Bunlar ön bilgiler arkadaşlar, gerektiğinde kullanacağız. Kütlesel debi ayrıntılı bakarsak, tabii işin çok teorisine girmiyoruz. Bizim için kütlesel debi eşitliği önemli. Yoğunluk çarpı hız çarpı alan. Kilogram bölü saniye biriminde kütlesel debi aldığımız için üstünde de zamana göre değişimi gösteren bir nokta var. A boru kesit alanı, boruyla çalışıyorsak boru kesit alanı. Kanalla çalışıyorsak ne olacak, ona biraz sonra bakacağız. Burada bir kesit alanı var. Yani şu alan, akışa dik olan alan.
Ve boru içi ortalamaz arkadaşlar. Borunun içinde hızlar değişken. Onun için boru içindeki ortalama hızı göz önüne alıyoruz. Biz akışkanı bir pompayla, örneğin sıvıyı pompayla gönderdiğimizde onu bir V hızıyla gönderiyorsak boru içindeki hız da V'ye eşit. Ama boru içinde bir hız değişimi var. Onun hakkında geçmişte de kısaca konuşmuştuk. Şurada bir hız profili oluşuyor. Yüzeyde kaymama koşulundan dolayı yüzeylere akışkan yapışıyor. Yüzeyde hızı sıfır. Ama bu iç yüzeyden uzaklaştıkça tam orta eksende maksimumuza erişiyor. Bütün bu hızların ortalaması da gönderdiğimiz V hızına eşit oluyor. Yoğunluk akışkanın yoğunluğu. Sıvılarla çalışıyorsak yoğunluk değişmiyor. Gazlarla çalışıyorsak basınca ve sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Bir boru içindeki akışı göz önüne aldığımızda kütlesel debiyi bu şekilde yazabiliriz. Evet, sürekli akışlarla genellikle çalışacağız dedik. Sürekli akışlarla çalışıyorsak sistemdeki kütlenin zamana göre değişimi 0 kilogram bölü saniye olacak. O zaman giren toplam kütlesel debi çıkan toplam kütlesel debiye eşit olacak. Bir giriş bir çıkış varsa tabii ki M1 eşittir M2 olacak. Tabii ki kütlesel debiyi yukarıdaki gibi açarsak rho çarpı V çarpı A cinsinden burası da rho 1 V1 A1 eşittir rho 2 V2 A2 olacak. Sıkıştırılamaz akışkanlarda rho'lar birbirine eşit olur. Yani sıvılarda sıkıştırılamaz akışkanlar sıvılar olarak göz önüne alınacak. Rho 1 eşittir rho 2 ise elimizde V1 çarpı A1 eşittir V2 çarpı A2 kalacak. Borunun kesit alanı değişebilir. Sabit de olabilir. A1, A2 eşit olabilir, olamaz. Hızlar değişken olabilir. Tabii ki bu arkadaşlar kesit alanları değişiyorsa hızlar da değişecek. Şu eşitliği sağlamak üzere. Tabii rho'lar giderse elimizde kalan bu V çarpı A'lara biz hacimsel debi diyoruz. Birimi o zaman metreküp saniye oluyor ve V'nin üzerine nokta koyarsak zamana göre değişimi gösterebiliriz. Metreküp bölü saniye biriminde de hacimsel debiyi alacağız. Sıkıştırılamaz akışkanlarda hacimsel debi bir giriş bir çıkış için sabit olacak V çarpı A ile modelleyeceğiz. Tabii onu da açarsak, burada bak yazmışım A1 eşit A2 ise tabii ki V1 eşit V2 olacak. Hızları değiştiren kesit alanları olacak. O çerçevede soruları modelleyeceğiz arkadaşlar. Kütlesel debi, hacimsel debi bizim için önemli. Hacimsel debi biraz daha açarsak A'dan başlayalım. A'ya kesit alanı dedik. Metrekare biriminde göstereceğiz. V'ye boru içi ortalama hız dedik. Metre bölü saniye biriminde. İşte borunun içine akışkanı hangi hızla gönderiyorsak hızı o alacağız. Rho önemli. Yoğunluk, sıcaklığın fonksiyonu. Sıvılarda sıkıştırılamaz akışkanlarda yani sıvılarda rho sabit ve sıcaklığa göre tablodan okunur. Hangi sıcaklığa göre çalışıyorsak örneğin suda su tablosunu açıp rho'yu oradan yoğunluğu oradan seçeceğiz. Ama gazlarla çalışıyorsak gazlar sıkıştırılabilir akışkandır ve yoğunluk, sıcaklık ve basıncın fonksiyonu olacak. İdeal gaz eşitliğine gideceğiz. PV eşittir MRT. SI birim sisteminde ideal gaz eşitliğini alırsak PV eşittir MRT'yi değerlendireceğiz. Bu M'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar hacim bölü kütle oluyor. Hacim bölü kütleyi biz özgül hacim olarak ele almıştık. Yani P çarpı küçük V eşittir RT'ye dönüşüyor bizim eşitlik. Özgül hacimde yoğunluğun tersi yani bu V yerine 1 bölü rho yazarsak rho'yu da karşıya atarsak basınç eşittir rho RT eşitliği elde ediliyor. Bu Pascal, tabii ki rho kilogram metreküp. R gaz sabiti ilgili gaza göre tablodan alacağız. Jül kilogram Kelvin. Bu da Kelvin ise. Buradan rho'yu çekeceğiz gazlarda. Evet, kütlesel debiyi bu şekilde ele aldık. Rho çarpı V çarpı A. Bu V çarpı A hacimsel debiydi. O zaman kütlesel debiyi biz rho çarpı V üzeri nokta olarak gösterebiliriz. Tabii şuradaki nokta yanlış olmuş. Rho'nun üstünde nokta yok. Rho çarpı V üzeri nokta olarak kütlesel debiyi gösteririz. Şuradaki noktayı silmemiz lazım. Onu yanlış yazmışız. Yani yoğunluk çarpı hacimsel debi kütlesel debiye eşit. Arkadaşlar ne dedik? Borularla çalışıyorsak bir sabit D çapına sabit D çapına sahip bir boruyu ele aldığımızda buradaki örneğin kesit alanını pi D kare bölü 4'ten hesaplıyoruz. Ama illa borularla çalışacak değiliz. Boru demek bir D çapına sahip eleman demek. Böyle
kanallarla da çalışabiliriz. Mesela bak burası yani kare kesitli bir kanal ele almışız. İllene kare olması şart değil. Böyle kanallarla da çalışabiliriz. Genellikle borulardan sıvıları gönderiyoruz. Kanallardan gazları gönderiyoruz arkadaşlar. Genellikle bazen borulardan gazları da gönderdiğimiz olur. Burada bir kenara A uzunluğunda bir kare kesti ele alırsak bunun alanı bildiğiniz gibi A kare olacak. Bu bir kanal. Tabii ki kanal kesit alanları kare, dikdörtgen, üçgen, altıgen olabilir. Sonuçta kanallar rumbu kesitleri çeşitli şekillerde, geometrik şekillerde alınabilir. Tabii kanallarla çalışıyorsak hidrolik çapı ele alacağız. Onunla ilgili arkadaşlar ilerleyen konularda hidrolik çapı ilerleyen konularda ele alacağız. Şimdilik kesit alanlarıyla çalışacağımızı bilelim. Kesit alanları cinsinden değerlendirelim ama kanallarla çalışıyorsak karşımıza hidrolik çap çıkacak. Hidrolik çapı ilerleyen konular içinde ele alacağız. Bunlar giriş bilgileriydi. Hacimsel debi ve kütlesel debi ve borular ve kanallar bilgileri şimdilik bu kadar olsun. Bugünkü önemli konumuz esasında Bernoulli denklemi. Bernoulli denklemi hareketli akışkanlarda önemli bir denklem, ideal bir denklem. Tabii ki bu ideal denklemi arkadaşlar ilerleyen derslerde gerçek denkleme de enerji denklemine de çevireceğiz. Önce idealden başlayalım. Bernoulli denklemi bir giriş bir çıkış için geçerli arkadaşlar. Bir boru sistemini ele alalım. Bizim borumuz şu şekilde olsun. Bir girişi ve iki çıkışına sahip olsun. İçinde hareketli akışkan varsa içerisi kontrol hacmi, sınırı da kontrol yüzeyi oluyor biliyorsunuz termodinamikten. Girişin yerden veya referans çizgisinden uzaklığı Z1 kadar, çıkışın da Z2 kadar olsun. Girişte P1 basıncı V1 hızı olsun. Çıkışta P2 basıncı V2 hızı olsun. Bir akışkanı biz arkadaşlar, bu akışkan sıvıysa pompayla, gazsa fanla gönderiyoruz. Bu boru veya kanal içine gönderdiğimizde belli bir basıncı, belli bir hızı ve belli bir kod farkı olacak. Belli bir yüksekliği olacak. Bu çerçevede tabii belli bir sıcaklığı da olacak. Bu çerçevede akışkanı değerlendirebiliriz. Ama Bernoulli denkleminde T1 sıcaklığıyla T2 sıcaklığını birbirine eşit alacağız. Yani sıcaklıkların değişimini göz önüne almayacağız. Termodinamik açıdan yaklaşırsak arkadaşlar bu sisteme, bu bir açık sistem, kontrol hacmi ve termodinamik birinci yasasını bu sisteme uygulayalım. Biliyorsunuz ısı ve iş farkı, üstüne nokta koymuşuz watt cinsinde, yani jül bölü saniye cinsinden çalışıyoruz. Bunların farkı açık sistemde, yani kütle girişi ve kütle çıkışını göz önüne aldığımızda, girenler bu tarafta, çıkanlar bu taraftaysa, giren kütlenin veya çıkan kütlenin enerjisi, entalpi, hız ve yükseklik cinsinden değerlendirilebiliyordu. Bu genel eşitliğimiz termodinamiğin birinci yasası açık sistemler için. Bunu bir değerlendirelim birlikte bu boru sistemi için. Borudaki sıcaklık değişimi yok dedik ve kontrol yüzeyinden de ısı transferi yok. Burası sıfır olsun. Boru içinde bir iş yapılmıyor. Burası da sıfır. Bernoulli denklemini çıkaracağız şimdi. Bu ikisi sıfır Bernoulli denkleminde. Elimizde yukarıdaki denklemi açarsak arkadaşlar bak bu kütlesel debiler de aynı ya. Bir giriş bir çıkış için. Bunları da aşağı almışız. Zaten bunlar da birbirini götürüyor. Elimizde sadece şu terimler kaldı. Burada H2 eksi H1 var. Önce entalpi farkına bakalım. Entalpi neydi termodinamikten hatırlarsak? İç enerji artı basınç çarpı özgül hacim. Küçük entalpi yani özgül entalpi. Küçük H ile yazarsak özgül entalpi. Yani jül bölü kilogram biriminde. H2 eksi H1 biz. H2 eksi H1'i. U2 eksi U1. Artı P2 V2 eksi P1 V1 cinsinden yazabiliriz. Bu U artı PV'yi yerleştirirsek H2 ve H1 için şu eşitliği elde ederiz. Arkadaşlar iç enerji farkı yok. Çünkü biz sıcaklık değişimi olmasın dedik. O zaman sıcaklık değişimi iç enerjiyle ilişkili olduğu için burası yok. Sıfır. Elimizde bunlar kaldı. Basınç çarpı özgül hacim kaldı. İkisi için P2 için de P1 için de bu şekilde kaldı. Bunları entalpi yerine denkleme yerleştirelim. Denklemde entalpi yerine P2 V2, P1 V1'i yerleştirdik. Diğerleri kinetik enerji ve potansiyel enerji olarak içinde kaldı. Bu eşittir sıfır.
Evet. O zaman kalan denklemi bir düzenleyelim. Özgür hacim neydi? 1 bölü yoğunluğa eşittir. O zaman buraya P2 Rho2 olarak yazabiliriz. Burası tabii ki V2 kare bölü 2 kaldı. Burası GZ2 kaldı. Burada eksi olduğu için bu eksileri bu tarafa atalım. Arkadaşlar şurası da eksi olacak. Bir iki ufak hata var. Siz düzeltirsiniz. Tabii ki burası da eksi olacak. Eksi, eksi, eksi. Şurada yine hatalı bir yazılım var. Sonuçta bu tarafa atarsak hepsi artı oluyor. Ve jül bölü kilogram biriminde yani enerji biriminde biz bu eşitliği yazarsak bunun adı işte Bernoulli denklemi. Termodinamiğin birinci yasasını açık sistemler için yazdık. Gerekli kabulleri eşitliğin içine yerleştirdik ve Bernoulli denklemini elde ettik. Akışkanın basınç değişimi, hız değişimi ve yükseklik değişimi bu eşitlik içinde yer alıyor. Bu eşitlik çok önemli arkadaşlar, Bernoulli denklemi. Bak burada 1 bölü Rho2 var. Her tarafı Rho ile çarparsak burası P2 kalır. Burada Rho2 başa gelir. Buraya Rho2 gelir. Diğer tartıda Rho1'ler eşitliklerin veya terimlerin başına geliyor. Burada da P1 tek başına kalıyor. Yani biz Bernoulli denklemini Pascal biriminde basınç cinsinden de yazabiliyoruz. Hepsinin burada birimi Pascal oldu. Birim analizi yaparsak hepsi Pascal. Üçüncü yazılım arkadaşlar Rho2 her eşitliği ya da eşitliği demeyeyim her terimi Rho2 çarpı G'ye bölelim. Burada P2 bölü Rho2 G oldu. Burayı böldüğümüzde tabii Rho'lar birbirini götürecek. Burada 2G kalacak. Rho2 G'ye böldüğümüzde Z2 tek başına kalacak. Diğer tarafta aynı. Yani bu sefer Z'nin biriminde metre. Bu terimlerin her biri de metre biriminde çıkıyor o zaman. Bu da yüktür arkadaşlar. Metrenin karşılığı akışkanlar mekaniğinde yük. Biz daha çok bu yük biriminde çalışacağız. Metre biriminde çalışacağız. İstersek basınç biriminde ve enerji biriminde de çalışırız. Üçü de aynı zaten. Ama genellikle metre biriminde yani yük biriminde çalışacağız. Z'leri tek başına bıraktığımızda bütün birimler metre oluyor. Bernoulli denklemini üç şekilde yazabiliyoruz. Bu denklem bizim için önemli. Bu ideal bir denklem. Ders notunda da var arkadaşlar. Bunun ideal oluşu ve ayrıntılarını ders notundan yani ders kitabınızdan elinizdeki ders ait bilgi notundan okuyun. Evet, sürekli ve sıkıştırılamaz akış için ideal bir eşitliktir Bernoulli denklemi. Sürekli akış yani girenlerin giren hacimsel veya kütlesel debilerin toplamı çıkan kütlesel veya hacimsel debilere eşit sürekli. Sıkıştırılamaz dediğimizde zaten bir giriş bir çıkış varsa ki Bernoulli denklemi bir giriş bir çıkış için geçerlidir. M1 girişi eşittir M2 girişi olacak sıkıştırılamaz akışta. Yine hacimsel debi çalışıyorsak V1 hacimsel debisi V2 hacimsel debisine eşit olacak sıkıştırılamaz akışta. Yani sıvılarda. Boru ve kanal girişi bu taraf, boru ve kanal çıkışı bu taraf olmak üzere ideal eşitliğimizi biz. Bak burada P bölü Rho cinsinden yazmışız. P bölü Rho cinsinden de yazabiliyorduk. O zaman enerji biriminden yani jül bölü kilogram biriminde yazmış oluyoruz. Yine aşağıda Pascal biriminde, basınç biriminde yazmışız. Ve bir akım çizgisi boyunca akış. Yani boru içinde arkadaşlar akışkan böyle bir akış veya akım çizgisi boyunca ilerliyor. Bir giriş bir çıkış için. Bir akım çizgisi boyunca akışı göz önüne alırsak ve Pascal biriminde yazarsak bu her bir terimin adı olacak o zaman. P statik basınç bak. P'nin adı statik basınç oluyor. Rho çarpı V kare bölü 2'nin adı dinamik basınç. Hıza bağlı olduğu için dinamik basınç. Ve Rho çarpı G çarpı Z'nin adı hidrostatik basınç oluyor. Bu durgun yani hidrostatik basınç diyelim şimdi öyle söyleyelim. Hidrostatik basınç oluyor. Sonuçta bir boru içine bir basınç ölçer yerleştirdiğimizde hidrostatik basıncın yeri, statik basıncın yeri, dinamik basıncın yeri farklı oluyor. Neyse ayrıntıya şimdi girmeyelim. Sonuçta bunun adı hidrostatik basınç olsun. Durma noktasıyla ilişkili bir basınç olacak ki şimdi ayrıntıya girmiyorum. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Bu üçünün toplamı sabit. Sonuç olarak tek başına böyle hani alırsak bunun toplamı her zaman sabit olacak. Bir giriş bir çıkış için giriş eşittir çıkışa olacak.
Evet, bir akım çizgisi boyunca akışı da güzelce söyledik. Bunun adı da Bernoulli denklemi sonuçta ve her birinin adı basınç cinsinden statik, dinamik ve hidrostatik basınç olarak karşımıza çıkıyor. Buradan mekanik enerjiye kısa bir geçiş yapalım. Arkadaşlar hani F bölü rho artı V kare bölü 2 artı Gz'yi biz J bölü kilogram biriminde, enerji biriminde aldığımızda zaten bunun adı Bernoulli denklemiydi. Bu üçünün toplamına biz mekanik enerji de diyoruz. Küçük e ile yazmışız çünkü J bölü kilogram yani özgül mekanik enerji de diyebiliriz buna. Özgül cinsinden yazmışız. Bak tamamen doğrudan mekanik işe dönüştürebilir enerji formu bu. Mesela ideal pompada, ideal türbinde biz akışkanı zaten pompada ve türbinde akışkanı kullanıyoruz. O akışkana vermemiz gereken enerjiyi, ideal enerji miktarını mekanik enerjiden sağlayacağız. Nereden sağlayacağız? Bernoulli denklemi esasında bu. Ve biz mekanik enerjiyle çalışıyorsak karşımıza mekanik verim de çıkacak. Yani verilen mekanik enerji paydada, pay kısmında da alınan mekanik enerji geri alıyorsa o örneğin pompayla çalışıyorsak o pompanın verimi olacak. Buraya da yazmışız pompa ve türbin için. Ders notunda ayrıntısı var demişim. Elinizdeki ders notunda bunun ayrıntısı var. Burada bir hatırlatma yapıyoruz. Arkadaşlar bu hatırlatmaları yapıyoruz. Bunların hepsini örnekler içinde güzelce kullanacağız. Daha örnekler içinde daha güzel şekilde ele alacağız. Evet. Bugünün temel konularını işledik. Şimdi önemli birkaç tane örneğimiz var. Bu örnekleri güzelce arkadaşlar ele alalım. Bunlar tabii ki sınavlar için de önemli. Mühendislik bilgileri için de önemli örnekler. Önce bir debilerle ilgili örneğimizi ele alalım. Şekil ile verildiği gibi bağıl yoğunluğu 0,8 olan bir sıvı. Bak bu borunun içinde bir sıvı akışı var ve bağıl yoğunluğu verilmiş. 1.2 kilogram bölü saniye debi ile bir boru sisteminde akmaktadır. Bir noktası olarak gösterilen yerde borunun merkezinde mutlak basıncı, bak mutlak basınç kavramı önemli, bunlar hepsi önemli. Mutlak basıncı 110 kilopascal alarak aşağıdaki tablo olarak verilen soruları yanıtlayınız diyor. Elinizde ders notunun içinde bu tablo var. Biz şimdi adım adım buna bakacağız. Şurada bir piezometre var. Bu etkin basıncı ölçüyor arkadaşlar. Bak burada mutlak basınç demiş. Bu etkin basıncı ölçüyor. Bu boru sistemindeki yani etkin basınç nedir merak ediyorsak buraya bir piezometre de yerleştirebiliyoruz. Buradaki yüksekliğe bağlı olarak etkin basıncı belirleyebiliyoruz ki şimdi soru içinde onu adım adım yani her şeyi yapacağız. Elinizde soru var zaten. Şimdi soruyu değerlendirelim. Bir noktası var, belli bir çapta var. İki noktası var, bir noktasından farklı bir çapta. Şurası da iki noktası çapına eşit. Ve elimizde bir kap var, bunun da bir çap değeri var. Bak, fi ile gösterdiğimiz şeyler çaptır mühendislikte. Fi ile gösteriyorsak birimi milimdir. Bak, fi 25 demiş, burası 25 milim. Fi 20 demiş, burası 20 milim. Fi 1500 demiş, şunun bu dairesel kesit gibi kap, bunun çapı 1500 milim demek. Fi'yi gördüğün an yanındaki sayı milim olarak alacaksın. Kütlesel debi de 1.2 kilogram saniye. Tabii sıvılarda kütlesel debi değişmediği için bu boru boyunca bütün kütlesel debi değerleri aynı olacak. Gelelim adım adım çözmeye. Her noktada arkadaşlar bir sonuca ulaşacağız. Bağıl yoğunluk 0,8 ise biliyorsunuz gerçek yoğunluk bağıl yoğunluk çarpı 1000 kilogram bölü metre küptü. Bağıl yoğunluk 0,8 ise gerçek yoğunluk sıvının 800 kilogram bölü metre küp. Sıvının adını bilmiyoruz ama yoğunluğunu bilmemiz yeterli olacak. Önce kütlesel debiden yararlanarak V1 hızını hesaplayalım. Şuradaki şu kesitteki V1 hızı nedir? Kütlesel debimiz Rho çarpı V çarpı A yani M üzeri nokta. Bir giriş için yazarsak M1 eşittir. Rho 1, V1, A1. 1.2 kilogram bölü saniye kütlesel debi. Yoğunluğu 800 kilogram metreküp aldık. V1 hızını bilmiyoruz. Ama A1 kesit alanı biliyoruz. Çünkü fi 25 vermiş. Yani çap 0.025 metre. Onun karesi çarpı pi bölü 4. Bize A1 kesit alanını verecek. Buradan hız 3.06 metre bölü saniye çıkıyor. O boru içinde bir borusuna ait hız değeri bu.
Arkadaşlar iki borusundaki hız değeri değişecek. Çünkü çap değişmiş. Ama kütlesel debi ve yoğunluk değişmeyecek. Fi 20 ise çap 0.020 metre. M1 eşittir M2 kütlesel debi değişmez. Yoğunluk da değişmiyor sıvı için. O zaman 1.2 eşittir 800 V2 pi çarpı 0.020'nin karesi bölü 4. V2 4.775 metre bölü saniye. Bak burası 3'tü, burası 4.8 oldu yaklaşık. Yani çap küçüldükçe hız artacak ki aynı kütlesel debiyi sağlasın. Gelelim piezometre, yani piezometre etkin basıncı, gösterge basıncını gösterir dedik. Oradaki basınç değeri nedir ona bir bakalım. Geçmişteki bütün bilgileri de, yani bütün bilgileri demeyelim de bazı öğrendiğimiz bilgileri de kullanıyoruz. Mutlak basınç arkadaşlar 110 kilopascal. Mutlak basınç demek atmosfer basıncı dahil demek. Etkin basınç nedir? Mutlak basınç eksi atmosfer basıncıdır. Bu soruda mutlak basınç verdiği için 110 kilopascal. Atmosfer basıncı hakkında bilgi vermemiş. O zaman 100 kilopascal alabiliyoruz yaklaşık. 110'dan 100'ü çıkarırsak 10 kilopascal. Burada bir etkin basınç var. Etkin basıncı bulduk bak. Etkin basıncı bulduk. Piezometre etkin basıncı gösterirdi ve bize şu piezometredeki yükseklik sorulmuş. Elinizde soru var. O yüksekliği bulacağız. O zaman etkin basıncın formülünü hatırlayalım. Rho G H. Etkin basınç 10 kilopascal ise bu 10.000 paskala eşit. 10.000 paskalı buraya etkin basınca yerleştirirsek rho değişmiyor zaten 8 kilogram metreküp. G yer çekimi ivmesi 981 metre bölü saniye kare. Buradan H'yi çekeriz. 1.11 metre yaklaşık. 1.11 metrelik bir yükseklik var. Bak burada etkin basıncı sıvıyla ölçtüğümüzde şu piezometrede belli bir yükseklik var. Esasında biz bu yüksekliği ölçüp bu sıvının etkin basıncını rho çarpı G çarpı H'den belirleyebiliyoruz. Ama bize mutlak basıncı verildiği için o çerçevede de buradaki yüksekliği belirledik. Ama şu basınç bize verilmeseydi kendimiz piezometre yardımıyla burun basıncını, etkin basıncını, etkin basınçtan da mutlak basınca geçip mutlak basıncı belirleyebilirdik. Evet arkadaşlar soruda diyor ki hani elinizde soru var. Sonuçta şu kabın sıvıyla dolmasına ait ne kadar zamanda dolar bilgisi var. Onu değerlendireceğiz. Onu değerlendirirken hacimsel debi cinsinden değerlendireceğiz. Çünkü hani o kap ne kadar sürede doluyor diyor. Ne kadar sürede doluyor kısmını şöyle değerlendirelim. Önce kütlesel debi alalım. 1.2 kilogram bölü saniye. Hacimsel debi neydi? Hacimsel debiye geçeceğiz buradan. Kütlesel debi bölü yoğunluktu. Bunu biraz önce çalıştık. 1.2 kilogram bölü saniye bölü 800 kilogram metreküp. 0.0015 metreküp bölü saniye. Arkadaşlar soru içinde V hacmi 6 metreküp olarak verilmiş. Elinizde soru var yani sonuçta bizde de soru var. Onun içinde yazmamış mıydı? Bir bakalım. Evet soru var da hani adımlarını yazmamışız. Adımlar elinizde var. Ders notu içinde var. Bu 6 metreküpü ne kadar sürede sağlarız? Yani kısmını yapıyoruz. Dördüncü adım olarak. Bak burası metreküp. O zaman biz hacimsel debiye geçtik. İçinde de metreküp var. Buradaki saniyeyi ona göre değerlendireceğiz. Yani arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. 6 metreküpü ne kadar sürede sağlar diyor. Burada metreküp var. Kütlesel debi alsak burada kilogram saniye var. Yani bir uyum yok. Ama onu hacimsel debiye çevirdiğimizde burada metreküp var. Burası metreküp saniye, burası metreküp. O zaman hacmi biz hacimsel debi çarpı zaman olarak yazarsak ikisi de metreküp oluyor. Burası ne? Metreküp saniye çarpı saniye. Burası metreküpe dönüşüyor. Burası da metreküp. Bak birim uyuşmasını bu şekilde sağladık ve bilinmeyen sadece zaman kaldı burada. 6 metreküp eşittir 0.0015 metreküp saniye çarpı zaman. Zaman burada yaklaşık 4000 saniye veya 1.11 saat çıkıyor. Yani 6 metreküpü biz bu kütlesel debide 4000 saniyede elde ederiz. Soruda ne soruyor? Eğer biz bu 6 metreküpü 4000 saniyede elde ediyorsak o silindir kabın içindeki yükseklik ne olur? Onu da soruyor. O da basit. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Hacim elimizde var 6 metreküp.
Taban alanı için çap var. Fi 1500. O zaman pi çarpı 1,5 metrenin karesi bölü 4 çarpı h. H'yi de yaklaşık 3,4 metre olarak bulmuşuz. Yani 4000 saniyede 6000 metreküp elde ediyorsak kap içinde yaklaşık 3,4 metrelik bir yüksekliği göreceğiz. Eğer kap içindeki yükseklik 3,395 metre ise bu metreye ait etkin basıncı da sormuş. O da kolay. Rho GH, Rho belli, G belli. H'yi de kap için şu değer bulduk. O zaman üçünü çarptığımızda bu kap için etkin basınç, yani taban alanına uyguladığı etkin basınç artık. Tabii ki bak şu yüksekliği alırsan kabın tabanına etkiyen basınçtır bu. 26,6 kilogram kilo paskallık bir etkin basınç var. Kabın tabanına bu yüksekliğe sahip akışkan tabın tabanına 26,6 kilo paskallık bir etkin basınç uyguluyor. Su yükseldikçe en son alacağı değer 26,6 oluyor. Bunun mutlak basıncı tabii ki yüzde toplarsak 126,6 kilo paskal oluyor. Arkadaşlar 6 adımda bu soruyu çözdük. Her adımda yeni öğrendiğimiz veya eskiden öğrendiğimiz bilgileri kullandık. Böylece bir mühendislik problemini halletmiş olduk. Amacımız ne? Bu boru sisteminden akan akışkan bu kabı ne kadar sürede doldurur? Yani 6 metreküpü ne kadar sürede elde ederiz? Ve bu kap içindeki basınç, yani şu tabana etki eden basınç ne olur? Sıvının basıncı ne olur? Onu güzelce ele aldık. Adım adım ele aldık. Gelelim başka önemli bir soruya. Arkadaşlar okuyalım. Bu sefer sıcaklığı vermiş. 40 derece santigrat sıcaklığındaki hava sıkıştırılabilir akışkanla çalışıyoruz şu anda. Şekil ile verildiği gibi boru içinde kararlı, yani sürekli bir şekilde akmaktadır. Bir noktasındaki etkin basınç 50 kilopaskal, iki noktasındaki etkin basınç 10 kilopaskal. Büyük D'de eşittir küçük D'nin 3 katıymış. Tamam, çap değerleri. Atmosfer basıncı 100 kilopaskal, iki noktasındaki hız 30 metre bölü saniye ise havanın sıcaklığı sabit kaldığına göre, yani 1'den 2'ye geldiğimizde giriş ve çıkış arasındaki havanın sıcaklığı sabit. Bir noktasındaki ortalama hızı bulun diyor. Bir noktasındaki hızı bulacağız. Adım adım bakalım. Her zaman arkadaşlar bak. Şöyle dedik. Önce bak. Burada sıkıştırılabilir bir akışkan var. Sıkıştırılamaz akışkanlarda, yani sıvılarda kütlesel debi ve hacimsel debi değişmiyordu. Bir giriş bir çıkış için giriştekiler çıkıştakine eşit oluyordu. Ne zaman? Sıkıştırılamaz akışkanda. Sıkıştırılabilir akışkanlarda kütlesel debi değişmez. Sadece hacimsel debi değil. Sadece kütlesel debi değişmez. Kütlenin korunumu gereği. Bu önemli. Havayla çalışıyorsak sadece kütlesel debi değişmez deriz. Hacimsel debi değişir. M1 eşittir M2 kütlenin korunumu gereği. Bunlar birbirine eşit olacak. Rho1 V1 A1 eşittir. Rho2 V2 A2 olacak. Hava 40 derece santigratmış. Biz gazlarla çalışıyorsak Kelvin biriminde çalışırız. 270.15 ile toplarsak 313.15 Kelvin T1 ve T2 sıcaklıkları değişmiyor ama 313.15 Kelvin. Etkin basıncı vermiş. Tamam. Mutlak basıncı atmosfer basıncıyla toplayıp geçebiliriz. Arkadaşlar önemli bir nokta daha, hani burada etkin basıncı özellikle verdik. Biz Rho eşittir P bölü RT'den akışkanın yoğunluğunu bulacaksak buradaki P her zaman mutlak basınç. Bunu not al, unutma. Etkin basınç verir, onu mutlak basınca çevireceğiz. Buradaki P her zaman mutlak basınç. Sıkıştırabilir akışkan hava için Rho'yu P bölü RT'den hesaplarız. Rho 1 bak, burası 150 bin paskal. Havanın R'si tabloda 287, bak 287 jül kilogram kelvin. Tabloda bu 0,287 kilojüldür. Biz bunu jüle çevirdik. Sıcaklık 313.15 kelvin. O zaman 1,669 kilogram bölü metreküp girişteki yoğunluk. Sıkıştırabilir akışkanlarda çıkışta yoğunluk değişir. Soruda ne demiş?
İki noktasındaki etki basınç 10 kilopaskal, bak ikideki basınç değişmiş. O zaman rho 2'ye gelirsek etki basınç 10 kilopaskalsa, yani 10 bin paskalsa, bunu 100 bin paskalla toplayıp burayı mutlak basınca çevirdik. P'ler mutlak basınç. Aşağısı değişmedi. 287'ye 313.15. Rho 2 1.22 kilogram metreküp oldu. Basınç düşünce yoğunluk da düştü. Tamam, bunlar dursun. Rho 1, Rho 2 bize lazım olacak. Gelelim çaplara. Bir D, büyük D var, bir küçük D var. O zaman A1 kesit alanı pi D kare bölü 4, büyük D kare. A2 kesit alanı küçük D kare pi bölü 4. Bunları da yazalım. Sonuçta ikisini aynı formda yazmak istersek büyük D yerine 3D'yi veya küçük D yerine D bölü 3'ü koyabiliriz. M1 eşittir M2. Her zaman bu sıkıştırılabilir olsun, sıkıştırılamaz olsun. Bir giriş, bir çıkış için. Çoklu giriş, çoklu çıkışlar için de geçerli sonuçta. Birbirine eşit. Rho ve A arkadaşlar. Rho'su ne? 1.669 kilogram bölü metreküp. Yani Rho 1'i almışız burada bak. Sonuçta Rho 2'yi de şurada göz önüne aldık. Birbirine eşit ya. Burada V1 var, bilinmiyor. Ama burası ne? Pi 3D'nin karesi bölü 4. Yani büyük D'nin yerine 3D'yi yazmışız. Burada da hız 30 metre bölü saniye. Çıkıştaki hız biliniyor. Sadece V1 bilinmiyor. Burası da pi D kare bölü 4 yazarsak D'leri zaten buradan birbirini götürdüğünü görebiliriz. Bu çerçevede V1'i 2.44 metre bölü saniye buluruz. Girişteki arkadaşlar çap büyük. O zaman hız daha küçük oldu çıkış hızında. V1 hızını da bu şekilde değerlendirdik. Bu da önemli bir soru. Burada mutlak basınçlar var. Ve ister sıkıştırabilir, ister sıkıştıramaz olsun, kütlesel debiler değişmez. O çerçevede burada V1 bilinmeyen hızını elde ettik. Evet, bir soru daha yapıp dersimizi bitirelim. Basınçlı bir su deposunun tabanında suyun atmosfere boşaldığı 10 santim çapında bir boru bağlantısı varmış. Bak şurada bir boru bağlantısı var. Buradaki vanayı açtığımızda su dışarı çıkıyor veya içinde su varmış, tamam. Su seviyesi çıkıştan 2,5 metre yüksekliktedir. Yani şu noktayla şu su seviyesi arası 2,5 metre. Su yüzeyinin üzerindeki mutlak hava basıncı. Bak şurada arkadaşlar sıkıştırılmış su var. Yani burası atmosfere kapalı. Şurada da hava var. Havanın da bir basıncı var. 250 kilopaskal. Atmosfer basıncı ise 100 kilopaskalmış. Bunun dışındaki atmosfer basıncı 100 kilopaskal ama şurada sıkıştırılmış hava var. Onun basıncı farklı. Sürtünme etkilerini ihmal ederek, zaten bu borulardaki sürtünmeyi şu an ihmal ediyoruz. Depodan boşalan suyun başlangıçtaki debisini bulacağız. Birimini metreküp bölü saniye verdiği için hacimsel debisini bulacağız. Bu soru çok önemli. Adım adım yapıp dersimizi bitirelim. Arkadaşlar soru çok önemli. Şurada sıkıştırılmış hava var. Basıncı 250 kilopaskal. Burada bak serbest akışkan yüzeyi var. Bunu çalıştık geçmiş derslerde. Serbest akışkan yüzeyine 1 diyelim. Şurada çıkış noktasına 2 diyelim. Şurada bak şuradaki akışkan parçacığı şöyle yol alıp buradan çıkacak. Sürekli bir akış var. Sonuçta bir akım çizgisini izleyerek böyle çıksın. Buradaki yükseklik farkı 2,5 metre. Deponun çapı D1 olsun. Bu bağlantı borusunun D2 çapı da 10 santim olsun. Buna arkadaşlar akışkanlarda orifis de deniyor. Orifisin çapı 10 santim olsun. Bak önemli noktalar yazdık. Bir noktasından çıkan akışkan sürekli olarak iki noktasına ulaşıyorsa sadece iki nokta arasında Bernoulli denklemi kullanılabilir. Bak sadece iki nokta arasında Bernoulli denklemi kullanılabiliyordu. Şuradaki akışkan sürekli olarak buraya ulaşıyorsa şu bir noktası ile iki noktası arasında Bernoulli denklemini yazabiliriz. Bak çok önemli bir noktaya geldik. Serbest akışkan yüzeyinin hızı sıfır alınır. Şuradaki bize bir hızı lazım olacak. Onu sıfır alıyoruz. Çünkü bu hani şu çapla şu çapı karşılaştırdığımızda serbest akışkan yüzeyinin belli bir hızı var. Aşağı doğru azalacak ama bu çapla karşılaştırdığımda o hız çok küçük kalacak. İki tane bilinmeyen olmaması için buradaki hızı sıfır alarak işlemleri yapıyoruz. Ve sonuçları çok etkilemiyor. O zaman aklınızda kalsın, serbest akışkan yüzeylerinin hızı sıfır alınır. Sürekli akışta boru içindeki sıvının hızı sıfır olmaz. Bak boru şurası.
İki noktasının hızı sıfır olmaz diyor ama V1'i biz çapları karşılaştırdık. Serbest akışkan yüzeyin hızını yaklaşık sıfır alabiliriz. Bak şurada yazan üç tane nokta çok önemli. Bir noktası ile iki noktası arası için Bernoulli denklemini artık yazabiliyoruz. Akış yönüne göre yazılır bak. Hepsi önemli. Bir noktasından çıkıyor, ikiye doğru gidiyor. O zaman bir noktası burası önce yazılacak, iki noktası burası sonra yazılacak akış yönüne göre. Evet, P1 bölü Rho G artı V1 kare bölü 2G artı Z1. Diğerini de aynı cinsten yazdık. Bernoulli denklemin içindeki basınçlar mutlak basınçtır. P1 250 kilopascal verilmiş. Yoğunluk suyla çalışıyoruz. Aynı Rho1, Rho2 1000 kilogram metreküp. Arkadaşlar su için sıcaklık verilmemiş. Verilseydi tablodan alacaktık. Verilmemişse bunu da 1000 alabiliriz. Bunlar hep önemli noktalar. Bak bütün sorular içindeki önemli noktaları not alın. Yer çekim ivmesini de bu şekilde alacağız. V1 hızı 0. Burada da güzelce açıklamışım yine. D1 çok büyük D2. V1 hızı 0 alınır demişim. Depo çapı çok büyüktür boru orifis çapından. O zaman D1 depo çapıysa yani serbest akışkan yüzeyinin çapıysa D2 de orifis çapıysa V1'i 0 alırız. Yükseklik Z1 2,5 metre. Bernoulli denkleminde Z1 bak 2,5 metre. Z2 çıkış. Çıkış zaten referans çizgisinin olduğu yer 0. Bak soru güzel ve önemli noktaları da yazdık. Basınç P2 100 kilopascal neden? Arkadaşlar bak. Burada sıkıştırılmış hava var. 250 kilopascal bir basıncı ama iki atmosfere çıkıyor. Burası atmosfer çıkışı olduğu için atmosfer basıncını da 100 kilopascal vermiş. Vermeseydi yine biz 100 alacaktık. O zaman P2 basıncı 100 kilopascal. Hız V2, artık V2 bilinmiyor. Hızı buradan hesaplayacağız. Buradan hacimsel debiye geçeceğiz. Arkadaşlar V1 hızını 0 aldık. O zaman burası 0. Z2 de 0. O zaman Bernoulli denklemi düzenlersek, yani V2'yi tek başına bırakırsak, 2 çarpı P1 eksi P2 bölü Rho, 2 artı 2 G çarpı Z1 olarak Bernoulli denklemi düzenledik. Yani yukarıdaki eşitlikte V2'yi tek başına bıraktık. P1 basıncı 250 mutlak basınç. P2 basıncı 100, P1 250. Bunlar kilopascal çarpı 10 üzeri 3 paskala çevirdik. Bölü 1000 kilogram bölü metreküp yoğunluk. Artı 2 yer çekim ivmesi 981 metre bölü saniye kare. Z1'de 2,5 metre ise buradaki işlemleri yapıp karekökünü alırsan V2 18,68 metre bölü saniye. Hacimsel debiye buradan geçiş kolay. A2 yani çap belli. Bak A2 çıkış, borunun çıkışı, borunun boru içindeki hacimsel debiyi bize sorduğu için borunun kesit alanı alacağız. Pi D2 kare bölü 4 B2. O da 0 10 metre olarak verilmiş zaten orifis çapı. Bunun karesi bölü 4 çarpı pi çarpı 18,68 metre bölü saniye. Hacimsel debi 0,147 metre küp bölü saniye. Arkadaşlar, 3 tane önemli soru çözdük ve her sorunun içinde önemli noktalar var. Bunları not aldınız zaten. Bu aldığınız notlar çerçevesinde sorularda kesinlikle hata yapmazsınız. Bu önemli notları unutmazsak, gerekli notları alırsak sorular zaten bu notlar çerçevesinde çözülecek. 3 tane soru da önemli. 3 soru içinde de önemli noktalar var. Evet, soru yoksa dersimiz bitti. Yoklama için numaranızı yazıp dersten çıkabilirsiniz.